Bu da sözlüsünün bir çekim hatası. Bakın yamaç burada çalıyor kapı. Yere düşüyor, kafayı kaldırıyor. Burnunda yara yok, ağzında da yara yok. Herkese merhabalar. Bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Kısa Devre kanalına hoş geldiniz. Bu videoda günümüzdeki dizilerin ufak tefek hatalarını sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Herkesin gözünden kaçan ama benim gözümden kaçmayan hatalar, mantık hataları, çekim hataları, bunlara bakacağız. İsterseniz en çok izlenen dizi olan Çukur'la başlayalım. Ne dersiniz? Şimdi arkadaşlar 13. bölümde izleyenler bilir. Çukur'un bir yatak odası sahnesi vardı. 13. bölümde başladı. 14. bölüme kadar gitti bu sahne. İsterseniz beraber izleyelim, hangi sahneden bahsettiğimizi anlayacağız ve buradaki mantık hatasını beraber çözeceğiz. Bakıyorsunuz burada Karaca sevgilisiyle buluşacak ve bir otel odasında hazırlık yapıyor. Buraları hızlı hızlı geçelim. 13. bölümün sonları arkadaşlar. Burada ablamız üstünü çıkartıyor. Tamamen yatağın içine giriyor. Üstünü çıkartıp. Sonra bu sahne şöyle bitiyor arkadaşlar. Burada kapı açılıyor. Kapı açıldıktan sonra bu sahne bitiyor. Bakınız bu bir sonraki bölüm. Bir sonraki bölümde ne oluyor? Yine başa sarmışlar. Aynı şekilde odaya giriyor. Yatağın üstüne oturuyor. Bu sefer direkt kapı açılıyor. Durduralım. Burada arkadaşlar bir önceki bölümde üstünü çıkartıp yatağa giriyor. Bir sonraki bölümde sahne hiç yatağa girmemiş gibi devam ediyor arkadaşlar. Üstü giyinik bir şekilde devam ediyor. Ve sonrasında odaya giren çocuk Karaca'nın fotoğraflarını çekiyor. Sonrasında Karaca yine üstünü çıkarmış bir vaziyette yerde ağlıyor. Yani önce üstü giyinikti fotoğrafları çekinirken. Ama çocuk çıktıktan sonra, fotoğrafları çekip çıktıktan sonra yine üstünde bir şey yok. 13. bölümün devamı gibi olmuş. Neden böyle bir şey yaptılar tam olarak anlamadık. Tepki mi çekeceğini düşündüler bu sahnenin ya da orada yapılan hatanın sebebini açıkçası bilmiyoruz. Ama gözümüzden kaçmadı. Yine 14. bölümde dikkatimizi çeken bir mevzu daha var. Hikayeyi bilenler bilir zaten. Yamaç Bey gidiyor. Bir hanımefendiyi korumak için, onu oradan almak için gidiyor. Kadın bir orman evinin içerisinde çocuğuyla beraber duruyor. Ve burada kapı çalıyor arkadaşlar. Çocukla beraber otururken anne. Sonra dışarıya sahne çıktığında kapının önünde kimse yok. Yamaç ve ekibi daha yeni geliyor. Bakın Yamaç burada çalıyor kapıyı. Ama ondan önce çalan bir kapı sesi var ve kadın bu kapı sesini duyuyor. Herkesin çok keyifle ve merakla izlediği Diriliş Ertuğrul TRT'de arkadaşlar. Bakınız Diriliş Ertuğrul dizisinin kavga sahnesinde Ertuğrul babaya vuruyor, vuruyor, vuruyor. Bu sefer vurduğunda ağzından kan geliyor. Yani ağzı burnu dağılıyor ya burnundan ya ağzından kan geliyor. Bakınız vurdu, vurdu, kan geldi. Gördüğünüz kan var. Devam et. Yere düşüyor, kafayı kaldırıyor. Burnunda yara yok, ağzında da yara yok, kan yok. Yani suratında hiçbir şey yok adamın. Suratında yara izi falan yok. Acaba bilgisayar üzerinden yaptıkları için mi bu detayı atladılar? Biliyorsunuz oradaki kan efektleri, yara efektleri Ertuğrul dizisinde tamamen bilgisayar oyunları, bilgisayar efektleri. Çok keyifle izlediğim bir diziye daha gelelim arkadaşlar. Söz dizisi. Söz dizisini de gerçekten hayranlıkla izlerim. Gerçekten çok iyi bir yapım. Burada da hatalar peşini bırakmamış ekibin. Sarı Komutan, genç kızların sevgilisi Sarı Komutan bir baloya giriyor. Üzerinde beyaz kıyafeti var. Bakınız burada durduralım. Cebinde mendili yok. Siyah mendili yok. Devam edelim. Şimdi baloya giriyor içeriye. Şimdi kızla dans etmeye başlıyor. Kızla dans etmeye başlayınca hop mendil. Babanın birdenbire içeri girerken cebinde olmayan siyah mendili birden cebine giriyor ve dans ederken cebinde mendil var arkadaşlar. Bu da söz dizisinin bir çekim hatasıdır. Başka bir diziye geçelim biliyorsunuz. Bizim Hikaye dizisi çok fazla izleniyor ve çok fazla talep görüyor. Burada sesçinin sıkıntısı. Sesçi arkadaş mikrofonu sevgili Hazal Kaya'nın beline takmış. Yani sırt kısmına takmış. Ve dar tişört giydiği için sırt kısmında mikrofon bakın nasıl görünüyor.
Evet, son olarak Şevkat Yerimdar dizisine gelelim arkadaşlar. Şevkat Yerimdar da çok beğenerek izlediğim bir mahalle dizisi, bir sokak dizisi. Keyif alarak izliyoruz ve çok yakında Özgürcan Çevik'e nasıl ulaşılır videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ona ulaşmaya çalışacağız. Bunu da haberini verelim. Şevkat Yerimdar dizisinde şu detayı nasıl atladılar, bunu nasıl yaptılar çok merak ediyorum. Beraber izleyelim arkadaşlar. Bu ilk bölümlerde vardı. Bu çocuk artık diziden çıktı. Biliyorsunuz boynu kırık. Bakınız içeride boynu kırık bir şekilde geliyor. Kapıdan çıkarken boynu kırık ama tekrar Şevkat'le konuşmak için döndüğünde boynundaki boyunluk yok. Bakın kapıdan çıkarken boyunluğu var. Kapıdan çıkıyor, Şevkat onunla konuşmaya başlayınca boyunluğu yok. Yani o salisede nasıl kayboldu o boyunluk anlamadık açıkçası. Yani bu da Şevkat Yerimdar'ın bir çekim hatasıydı. Bunlar izleyicilerin normal olarak çok fazla farkına varamadıkları şeyler. Anlık saliselik gelişen olaylar ama bizler işin biraz daha içinde olduğumuz için bu konulara dikkat ediyoruz ve direkt dikkatimizi çektiği için paylaşmak istedim sizlerle. Bu arada Instagram'dan Emrullah Gül yazarak beni takip edebilirsiniz. Onun dışında kanala abone olursanız seviniriz. Eğer ki böyle çekim hatalarına denk gelirseniz yorum atın. Bir sonraki hafta Burak King'e nasıl ulaşılır? Görüşürüz.